Süper Lig'de Antalya Spor ile Sivas Spor karşılaşıyor. Hem iki aynı rengi hem de geçmişte Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giymiş iki tane önemli futbolcunun, şimdilerin teknik direktörünün mücadelesi Antalya Spor ile Sivas Spor karşılaşıyor. Sivas Spor'da önemli eksikler var. Yani doğrudan 11'de oynayan ve takımın hani bu anlamda iskeletini oluşturan oyuncular. Sağ bek Uğur Kavuk, sol bek Ziya ve önlerinde, savunmanın önünde oynayan Kadir, ki Kadir bence bu sene gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Ben mesela Kıvanç'ın gidişinden sonra hani Adem Koçak orada transfer edildi ama Kadir hala hani Adem'in önünde gözüküyor. O yüzden eksikliği hissedilecektir ki kenar oyuncuları da yani fena oyuncular değil. Benim gözlemlediğim kadarıyla da takıma olumlu katkılı olan oyuncular ve 7 maçın 7'sinde de oynamış oyuncular. O yüzden de yani eksikleri hissedilebilecek 11 oyuncuları önemli kayıplar. Antalya Spor'da biraz tabii son hafta alınan skor onları mutlu etti. Deplasmandan 1-0'lık galibiyette döndüler. Antep deplasmanından zorlu bir deplasman onlar açısından. Hem puan sıralamasını üstlere taşıdı Antalya Spor'u. Hem de iç saha maçı öncesinde bir moral verdi. Ben bu maçta tabii Sivas Spor'un önemli eksikleri olduğunu düşünüyorum ama yine de böyle taraf bahsinde kendi adıma böyle öne çıkarabileceğim bir takım yok. En azından haftanın buralarından baktığımızda böyle gözüküyor. Yani çarşamba böyle bakıyoruz. Hani belki sakatlık falan durumları yine belirleyici olabilir. Kendi adıma üst tercihini burada sizlere tavsiye edeceğim. Ben maçın gollü geçebileceğini düşünüyorum ki Sivas Spor geçen seneye göre çok kısır geçiyor maçları. Hani beklentilerin hep altında kalıyor. Çünkü geçen sene hep üst geçerdi maçları. Buna rağmen yine de ben maçın üste taşınacağını düşünüyorum. Benim yorumum bu şekilde olacak.